Bir şey bana çıkmasın be. Adam sallasına. Dün haberlerde okudum. Domuz biliyormuş da. Domuzun dilini vuruyor. Tarlaya zarar veriyor diyor. Peki bu nasıl kanun lan? Böyle bize her gün saldıran bokla, mikropla, virüsle, sinekle, haşareyle. Ben bunları neden öldüremiyormuşum? Hayvan değil mi bunlar da? Ha? Bu insanlar kullanıyor bunları. Akademisyen hepsi, bilgisi altında bu şeylerin mikropları, virüsleri kasıtla besleyip onlara bu hastalıkları bulaştırıyorlar. Ben bu hayvanları neden öldüremezmişim ben? Neden zehirleyemezmişim? Ha? Onların yerine ben mi öleceğim? Nasıl bir kanun bu be? Ha? Saldıran şeylere bakın, kayıtlarından binbir akademisyen hayvanlarıyla, binbir kedi mikroplarıyla, toksoplazmalarıyla, boklarıyla, hayvanlarla, köpeklerle. Ben bunları neden öldüremeyecekmişim ya? Ha? Neden ben öleceğim, onlar yaşayacak? Ha? Neden bu ölüm tuzağına maruz kalacağım her günde? Neden bunları ben öldüremem? Birisi bana açıklasın. Neden bunları öldürmek için bir bebeği çöpe atmaktan daha çok ceza var? Hı? Neden bu millet bu şeyleri kendileri katledip belki temiz hayvanları katlediyorlar? Çünkü hastalıklılar hastalıklı yayacak. Bütün medyalara bunları sürüyorlar. Vahşet falan diye. Bebek çöpe atıldı, bebek öldü. Bebek çöpe atıldı. Bunlarsa vahşet. Adam arabasıyla geçiyor ve saldırıyor köpek. Ondan belki korktu, kaçma çalışırken ileride başka biri saldırıyor tekerlerine. Bunların hepsi terbiyelenmiş şeyler. Adamı dava ettirmek için. Adam vuruyor, kaç sene bekliyor? Bir bebek öldürse o kadar ceza yemez be. Kim koyuyor lan bu kanunları, bu hayvanları korumak için? Kutsal mı bunlar? Taptığınız şey mi? He? Müslüman mı diyorsunuz kendinize? Kalbaka nasıl satayım? Her gün gelecekler buraya, benim hava noktalarıma sıçacaklar. Evimin içini parasit dolduracaklar. O parasitleri öldürebilirim. Onlar canlı değil mi? Tek laf yok. Fakat bu hayvanlara dokun, yedin hapsi. Bu nasıl kanun lan? Ha? Kuduz köpeğe niye dokunuyorsun o zaman? Bırakın yaşasın. Bırakın istediği kadar insanı ısırsın. Mikrop saldığı için mi? Peki ben bunları niye mikrop saldığı için öldüremiyorum ben? Ha? Bu nasıl kanun? Bu insanlar bunları kullanıyor, insanlara yüklenmek için, insanları hasta etmek için. Şu tiplerde insanlar kesinlikle akademisyen, caminin kıblesinden geliyorlar. Bu insanların ürettiği, hastaladığı hayvanları ve niye öldüremezmişim ben? Bana yaysınlar diye mi hastalığı? Ve şimdi hastaneye hastaya dokunacak sonra elini başını yıkamadan. Beni bırakın. Diğer sokaklarda saldırılan yerler, saldırdıkları yerler, restoranlar, şuraklar. Bebekler de bebeklere saldırıyorlar. Ben bebeleri korumak için niye bunları öldüremeyeceğim, zehirlemeyeceğim ya? Bunların zararlarını bildikten sonra, toksoplazmanın gebelere, bebelere ne yaptığını bildikten sonra. Çünkü hepsi bu çevredekiler aynı iş içinde. Ben bu hayvanları neden zehirleyemezmişim be? Ha? Bu nasıl kanun lan? Kim koydu bu kanunu? Yok, bu kanunda yanlış var arkadaş. Böyle hastalıklı yetiştirdikleri hayvanları daha genç yaş yapıp sokağa salıyorlar ki yönetiyorlar sonra. Bunlar gelecek her gün bahçeme sıçacak virüslerini, mikroplarını, sineklerini, parazitlerini. Ben bunlara bir şey yapamayacağım. Bu nasıl adalet ben? Hepsini vurabilmeliyim. Hepsini, evimin önüne gelen hepsini vurabilmeliyim. Hayvan besliyorsan kendi evinde tut.
kendi temizle pisliğini. Şeyi boka boyuyorlar ve turnikeyi, ha? Kaç kez kesecektim, mikrop yuvası. Ha? Bu çetenin huyuna suyuna nasıl gidersiniz bu kanunlarla be? Bu kanunları koyan kendileri, akademisyen hepsi. Bu işleri yapmak için, insanlara zarar vermek için. Yaptıkları bu. İnsanları hastalamak için, insanları adli davaya düşürmek için. Ne? Müşteriler mi kazanıyorlar? Ne iş bu? Nasıl bir kanun bu be? Bunu derhal iptal edin. Ama işe gitmeden önce işleri güçleri çekin. Toksoplazmayı taşımak. Başladı da orada. Tam karşımda. Can özlemiş. Allah Allah. Ve yöneticimiz. Evet. Aslında bunun tek çaresi var mı? Bak. Hemen fırladı. Davranın. Böyle insanlara bir kadın senede 66 kedi üretiyor doğum hastanesi için. Şu yandakiler de aynı. Ve hepsini arka bahçelerinde yetiştiriyorlar. Kronik hastalık kaptırıyorlar. Böyle doktor hanım gibi besleyerek, yanlış besleyerek. İlk önce bu insanların elinden tüm hayvanlar alınmalı. Çünkü kasıtla bunları hasta ediyorlar. İki, bu hayvanların hepsi toplanmalı. Ve hangisinde kronik hastalık varsa yayabilecek şekilde onlar uyutmalı. Yani ne farkı var lan kuduz veya diyabet veya kanser veya başka şey. Daha uzun süre mi, uzun sürede mi ölüyorsun? O yüzden mi? Daha çok acı çekiyorsun. O yüzden mi? Daha çok ekonomi kaybın var. O yüzden mi? Ne bu tezgah lan? İbrahim çıktı. Bu kapanları. Ne dedi? Musa çıktı. Piyanın doldu. Hepsi Allah'ın yardımıyla. Allah'tan korkunuz yok mu sizin? Görmüyor musunuz neler oldu? Kitaplarda yazanlar, Kur'an'da yazanlar. Hala gelmişsiniz, bu hayvanları dayatıyorsunuz. Ne sünnet olarak, neden bunlar kutsal? Sünnet neler? İnsanın en yakın dostu mu? En yakın dostu, insanın tek dostu Allah'tır. Ondan sonra ailemiz. Ayette yazdığı gibi Allah diyor, benim bir çocuğum olsaydı ona ilk tapan ben olurdu diyor. Evet, evlatlarınız bunlar mı? Taktıklarınız bunlar mı? Ben tüm Müslümanlara sesleniyorum. Bu hayvanları tam Mısır'dan beri kutsallaştırdılar. Çünkü aynı olay. İnsanları hastalamak. İlaç milaç satmak, büyüğü satmak. Bunların üzerinden zengin olmak. Aynı bu akademisyenlerin yaptığı iş. O yüzden zaten dinlerimiz falan çıktı. Silikatif, cani, mikrop saçıcı hayvanlardan hasta verecek. Akademisyenlerin ürettiği bu hayvanlar mı size tutuyor? Her sokakta birkaç insana saldırdılar. Onları mahvettikleri ailelerini parçalattıkları, evlerinden ettikleri, işlerinden ettikleri. Bunların yardımıyla. Bu hayvanlar mı size kutsal? Bunlar mı sünnet? Cehennemde kızaracaksın.